Arkadaşlar selam. Yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu videoda aksesuar, kozmetik ve birkaç yerden yaptığım giyim alışverişlerim olacak. Bu arada her zamanki gibi söylüyorum. Bu yüzümde görmüş olduğunuz bronz, kızıl, kahve tonlarındaki makyajı bu videodan önce çektim. Hatta bayağı uzun sohbetli konuşmalı bir video oldu. O makyajın videosunda büyük ihtimal bu videodan önce koymuş olacağım. Şuralara bir yerlere tıklarsanız oradan bu makyajın videosuna ışınlanıp bu makyajımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yaptığımı, hangi ürünleri kullandım. Hemen alışverişlerime başlıyorum. Öncelikle AliExpress alışverişlerimden başlayayım. 3 ayrı yurt dışı sitesinden alışverişlerim mevcut olacak. Bu videoda 2 tane güneş gözlüğü almıştım AliExpress'ten. İkisinden de çok 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 memnun kaldım. Öncelikle bu arada bu satıcıların linklerini yani dükkanların linklerini her zamanki gibi videonun altına koyacağım. Eğer koymayı unutmuşsam da lütfen altta uyarın beni koymamışsın diye eklerim. Bazen unutuyorum çünkü. Öncelikle şöyle gayet sağlam ve güzel ambalajlarda, kılıflarda yollamışlar güneş gözlüklerini. Bunlar 7-8 dolarlık güneş gözlükleri tabii ki çakma. İçlerinde hem temizleme mendilleri var hem de ilk defa bir Çin sitesinden aldığım bir satıcı şu şekilde gayet sağlam ve dandik olmayan güzel ambalajlarda yollamış. Takdir ettim açıkçası. Bu alışverişi yapmamdaki aslında ilk neden şu gözlüğü almak istememdi. Çok fazla gözlüğüm var. Biliyorsunuz artık siz de ama bu gözlükte benim yani bu tarz gözlüklerde geçen seneden beri aklım vardı. Önce şu içinde mendili var onu da göstereyim. Şöyle küçük bir temizleme mendili. Bu arkadaşlar çerçevesi yalnız bir dakika. Çerçevesi kadife olan güneş gözlüklerinden sanırım Ray-Ban üretmişti ama çerçeve kadife olduğu için de tabii kadife üzerine toz çekiyor biliyorsunuz. Bu da biraz toz çekmiş. Çerçevesi mor kadife ve aynaları da aynaları diyorum camları da mor aynalı cam olan şu harika gözlüğü aldım. Şöyle göstereyim. Camları böyle mor aynalı ve kenarları da nasıl görünecek bilmiyorum. Yaklaştırınca kararıyor. Kenarları da böyle orada göründüğü kadar koyu değil. Daha güzel, çok canlı mor bir kadife arkadaşlar ve kalitesi çok hoşuma gitti. Azıcık benim suratıma bol gibi geldi. Bilmiyorum onu nasıl daraltacağım. Şöyle bir gözlük arkadaşlar. Şu an tam da karşıdan güneş geliyordu. Güneş açtı. Ben de gözlüğü takmış oldum. Biliyorum birazcık geniş görünüyor suratımda ama benim yüz şeklim biraz böyle uzun ince geldiğinden bazı gözlükler böyle durabiliyor. Birazcık daha küçük olsa daha iyi olacakmış tabii. Ama ben çok beğendim. Bu böyle bir gözlük arkadaşlar. Dediğim gibi bunları 7-8 dolara aldım. Diğer gözlüğü de çok beğendim. Hatta onu bir kere kullandım geldiğinden beri. O da şu bordo gözlük. Benim hiç bordo gözlüğüm yoktu. Tozları üflüyorum. Şöyle harika bir bordo gözlük. Kırmızı gibi görünse de aslında bordo. Bu makine neden böyle renkleri farklı gösteriyor bilmiyorum. Dudağımdaki ruj da aslında turuncu değil, kızıl kahve. Şu üst kısmı böyle gümüş metal detaylı. Bu gözlüğü aslında yüzüme daha çok yakıştırdım. Diğer gözlük benim yüzüme biraz büyük geldi. Bu da büyük ama bilmiyorum bunu daha çok yakıştırdı ve bunu geçen hafta bir kere taktım. Gerçekten ikisini de çok beğendim ve kaliteleri hiç 7 dolarlık gözlükler gibi değil. Kılıfında gelmesi de cabası yani. Çok memnun kaldım. Bu satıcının gözlüklerine bakın derim. Çok da güzel değişik gözlükler var.
Böyle 8-9-10 dolar arası değişiyor genelde. Daha sonra yine bir AliExpress siparişini göstereyim. Mor bir fırça seti aldım. Evet. Yine mor bir fırça seti. Şöyle göstereyim. Bunlar aslında bana 2 aya yakın bir zamanda geldi arkadaşlar. Normalde 2 ay sürmez bu AliExpress siparişlerinin gelmesi. Ama bazen 2 ay sürebiliyor. O yüzden biraz fazla bekledim. Sıkıntılı bir bekleyiş oldu benim için. Şöyle 10 parçadan oluşan alt tarafları ahşap mor fırçalardan da şöyle çıkarıp göstereyim. Hepsini çıkarmayayım şimdi. Poşetlerinde duruyorlar. Çünkü bunların bir kılıfı veya çantası yok. Bir kabın içine hepsini böyle koydum boylamasına. O yüzden bu ambalajlarından da çıkarmadım bir şey olup tozlanmasın diye. Şu şekildeler yani genel hatları fırçaların şu kısımları ahşap koyu mor. Bu kısımları da böyle uçları siyah, şuraları mor. Bu tarz fırçalarım yoktu. Hani şu tarz fırçalarla hani BB krem fondöten falan uygulanıyor ya. Ne fırça deniyordu bunların adını unuttum. Ama bu tarz fırçalarım olmadığı için de almak istedim. Bir iki tanesini kullandım şimdi. Fena değiller yani. Şöyle fırçalar arkadaşlar. Göz fırçaları da var. Kıllarını sorarsanız kılları ne çok sık ne çok seyrek. Yani aşırı sık da diyemem. Şununla mesela far sürmüşüm geçenlerde. Bunlar böyle göz fırçaları. Şu biraz garip bir fırça. Bununla ne yapacağımı bilemedim. Bazı fırçaları ne için kullanacağımı bilemedim açıkçası. Çünkü bazılarının şekilleri bir garip. Bu tarz fırçalar daha önce kullanmamıştım çünkü. Ama şu mesela sert bir fırça. Yani sert değil de yumuşak ama bununla ne süreceğini bilmiyorum yani. Bununla kontür mü yapıyorsunuz? Şu tarz bir fırça. Bu biraz daha sık diğerlerine göre bunların şeyi. Neyse böyle arkadaşlar. Ben bunu 10-11 dolar gibi bir fiyata aldım bu 10 tane fırçayı. Hem görüntüleri çok güzel hem de fena değiller. Bence çok uygun fiyata almış oldum. Zaten artık bu AliExpress'ten fırça alma modası bayağı meşhur oldu. Çok kişi fırça alıyor ve çok kişi de memnun kalıyor. Hani uygun fiyata fırça ihtiyacınız varsa böyle kocaman setleri bile 15 dolara 20 dolara en fazla alabilirsiniz ki renkli böyle maviler, yeşiller, renk renk cicili bicili fırçalarınız da olmuş oluyor aynı zamanda. Dümdüz siyah veya beyaz fırçalardan sıkılanlar için de alternatifler olmuş oluyor. Bu arada bunların aynı modellerinin turkuaz ve çok tatlı canlı bir pembe olanı da vardı. Ben tabii ki morunu seçtim. Ayrıca fırçası mor, alt sapı siyah olanları da vardı. Aşağıda fırçaların linkini vereceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra Beat Joint siparişime geliyorum. Son Beat Joint siparişim de bayağı uzun bir sürede geldi maalesef. 3 hafta gibi bir zamanda geldi. Daha önce bana 9-10 günde elime ulaştığı oluyordu. Ama neden bilmiyorum. Beat Joint son zamanlarda biraz geç yollamaya başladı. Yani geç geliyor, geç yollamıyorlar da. Ya da bizim PTT'nin hatası oluyor bu. PTT de bize geç getiriyor olabilir. Oluyormuş bazen öyle şeyler. Neyse yani 21 günde falan ulaştı son Beat Joint alışverişim elime. Ama en azından ulaştı. Geç olsun güç olmasın diyelim. Gelmemesi daha kötü olur tabii ki. Oradan da 3 tane ruj siparişim oldu arkadaşlar. Böyle merak ettiğim rujlardan sipariş verdim. Bir tanesi bu şu an dudağımda olan Jordana Matt serisinden. Bu seriye ben aşığım artık. Konuşmuyorum daha fazla hakkında biliyorsunuz. Beni tanıyan herkes benim Jordana Matt ruj aşkımı da biliyordur mutlaka. Şöyle bir renk aldım. 17 numara brown rengi. Yani kahverengi ismi. Ama aslında kahverengi değil. Daha böyle kızıl kahve bir rengi var. Böyle kiremite dönük kızıl kahve. Ya yani asıl gördüğünüz renk şurada gördüğünüz renk. Yani dudağımdaki renkle
alakası yok. Dudağımda şu an turuncu gibi görünüyor ışıktan ve çekimden dolayı sanırım. Ama turuncu değil, daha böyle içinde kızıllık bulunduran, kiremitlik bulunduran bir kahve. Yani saçımın rengine benziyor açıkçası biraz dudağı sürdüğünüz zaman. Ben beğendim. Değişik geldi rengi. Bilmiyorum. Dediğim gibi bu dudağımdakinden bir ton daha koyu tok bir rengi var. Daha sonra iki tane NYX ruju aldım. Bir tanesi NYX'in mat serisinden. Şöyle ambalajı çok güzel. Bu seriden ilk defa bir ruj aldım ama maalesef hayal ettiğim gibi çıkmadı bunun tonu. Aslında araştırmıştım. Swatch'larına baktım internetten. Ama herkes de farklı görünmüş maalesef renk. O yüzden ben yani hayal kırıklığına uğradım. Butter adlı rengi aldım. Şöyle bir renk arkadaşlar. Burada biliyorum diyeceksiniz tam senlik. Ne kadar güzel bir nude falan diyeceksiniz. Ama bu dudağı sürdüğünüz zaman baya böyle soluk, grimsi, bejimsi, kahvemsi, soluk bir ölü rengi gibi duruyor. Aslında ben bu rengi biraz da bu grej denen renge benziyor sanarak da almıştım. Sonradan düşünmüştüm ona benzeyebileceğini. Bu grej denen renk ne derseniz benim son bir aydır kafayı taktığım ama Türkiye'de muadilinin olmadığı bir renk. Beauty de yok muadili. Olsa alırdım. Bu Lime Crime markasının Velvetins adlı mat rujları var biliyorsunuz. Likit ama mat. Onların bir kaşmir adlı rengi var arkadaşlar. O kaşmir rengi çok meşhur oldu. Böyle gri, grejin anlamında gri ve bej renklerinin karışımı. Yani içinde gri ton barındıran bej renkte bir ruj demek. Grej diye bir şey uydurmuşlar. O renginden sonra başka muadilleri çıktı. Bu LA Splash adlı markanın mesela yine likit mat rujları var. Ama onların da sitesinden araştırdım. Zaten rujlar 18 dolar falan. Bir de böyle 20-25 dolar falan kargo koydu. Deneme yaptım. Türkiye'ye yolluyorlarmış. Ama yani neredeyse bir 80 lira falan olacaktı tek bir ruj. 18 dolarlık. Yani hiçbir şekilde alamıyorum o rengi. Bunu da ben ona benziyor sandım. Ama olmadı. Size şu an sıvucunu yapacağım. Şöyle bir renk arkadaşlar bakın. Aslında o yani dediğim renge benziyor gibi ve şu an burada da aslında güzel görünüyor gibi. Ama dudakta ya da benim dudağımda bilmiyorum bir garip durdu yani. Aşırı iğrenç o durmadı ama yani sürüp çıkabileceğim bir renk gibi durmadı maalesef. Böyle garip bir renk. Bunu kaça aldım? 5 dolar mıydı? Öyle bir şey aldım. Diğer aldığımda benim geçen sene yazın çıktığını öğrendiğimde çok merak ettiğim B2J'in tabi gelmesini beklediğim gelince de mutlaka almayı istediğim seriden bir ruj oldu. Bu NYX'in kalem rujlarından Simply Vamp adlı serisinden koyu bordolar içeren bir seri bu. 5 tane falan böyle kop koyu bordo ruj var. Ben Afrodizyak adlı rengi aldım. Bunlar mat tarzında renkler. İki tane böyle metalik yansımalar içeren renk var yine koyu. Diğerleri daha böyle matımsı, sürümleri kremsi ama duruşları biraz mat satin arası duruyor. Şöyle bir renk aldım. Bunun rengine bayıldım. Bayağı burada koyu görünüyor ama güzel bordo bir rengi var. Onu da şurada göstereyim. O da şöyle müthiş bir bordo renk arkadaşlar. Biraz böyle mürdüm, biraz kahve alt tonları içeren çok güzel bir bordo. Bu da böyle bir renk. Bunu da yine 5 ya da 6 dolara falan aldım. 5 ya da 5,5 da olabilir. Daha sonra iki tane daha rujum var. Yani şimdi Türkiye'den yaptığım kozmetik alışverişlerine geçerim. Önce şunları göstereyim. Avon'un Super Shock'ları yine katalogdaydı en son. İkincisi %50 gibi bir indirimli oluyordu. Çok çok uygun fiyata geliyordu. Annem de Avon yaptığı için daha uyguna geliyordu.
Orada görmüşken iki tane Super Shock aldım, yedekledim. Benim şu an elimde olan ilk Super Shock'um şu kadar falan kaldı. Deli gibi kullandım. Eyeliner olarak çok severek kullanıyorum. Çok çok sevdim ben bu kalemleri. Aşık oldum yani. Dendiği kadar varmış gerçekten. Yani bunun tanesi 7-8 liraya falan gelmiş oldu. Müthiş kalemler. Daha sonra almak istediğim aklımda olan bir ruj vardı. Golden Rose bu Velvet Matte serisini siyah bir renk katmış. Bu siyahı da ben geçen ay aldım. Alsancak Golden Rose şubesinden aldım. İşte fiyatı da 15 falan gibi bir şeydi. Bunların fiyatları ilk çıktığında 11 küsurdu. Bir senede bayağı arttırdılar. Sinir oluyorum açıkçası. Yakında 20 lira 30 liraya kadar çıkaracaklar neredeyse. Bunun da siyahını almak istedim. Düz bildiğiniz siyah. Hani sadece böyle elimde bir siyah rujum olsun. Hani videolarda sürerim, kullanırım, değişiklik olur diye aldım. Şimdiye kadar hiç siyah bir rujum olmamıştı. Da böyle dediğim gibi şuraya sürelim. Bayağı bildiğiniz siyah ruj yani. Hatta biraz fümeye kaçan bir siyah. Yalnız bunun matlığını göremedim ben. Bendeki diğer Velvet matlar bayağı mat olduğu halde bu biraz daha kremsi geldi bana. Neden öyle bilmiyorum. Keşke daha mat öbürleri gibi olsaydı. Şurada gördüğünüz gibi öyle kömür karası değil. Bir de yine Golden Rose'dan Karşıyaka'dan bu normal klasik serilerinden dikkatimi çeken bir renk aldım. Almayacaktım ama bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Şöyle mürdümümsü bordo, çok güzel bir renk. Bunu dudağıma sürüp hatta Instagram'da paylaşmıştım. O da şöyle bir renk. O da şu arkadaşlar. İkisi benziyor ama bu daha mor tonlu gördüğünüz gibi. Bu da böyle harika bir renk. Bunu da 13-14 lira gibi bir şeye aldım. Kozmetik alışverişlerim de bitti. Şimdi gelelim giyim alışverişlerine. Öncelikle Adax'tan aldığım 3 parça şey var. Onları göstereceğim. Daha sonra Bospalara geçeceğim arkadaşlar. 4 parça da Bospa'dan var. Adax'tan 2 tişört, bir etek aldım. Tişörtlerin fotoğrafını ben Instagram'a koymuştum. Çok beğendi çoğu arkadaş. Hatırlayacaksınız. Bunların tanesini 13 liraya aldım. 12,95. Bir tanesi şu bayılarak aldığım, üzerinde I don't believe in Humans yazan, üzerinde bir uzaylı olan şu gri tişört. Bunlar kısa kol tişörtler. Bunu çok beğenerek aldım. Üzerindeki espri çok hoşuma gittiği için aldım. Yani sırf üzerindeki espri için aldım. Hani insanlar uzaylılara inanmam derler ya, bu da üzerine uzaylı koymuş. İnsanlara inanmam demiş tercümesi. Diğer aldığım tişört, ben çok büyük bir Breaking Bad hayranıyım. Bittikten sonra çok üzülmüştüm yani, ağlamıştım bittiği zaman hatta. Ve çok özlüyorum Breaking Bad dizisini. Daha önce anahtarlığını almıştım bir siteden. Böyle eşyalarını, kıyafetlerini gördüğüm zaman almak istiyorum mutlaka, uygun fiyatsa. Ve Adax'ta bu Breaking Bad'in beyaz, hatta şurada etiketi de var yani. Kendi şeyleri diye biliyorum, anladım. Ne derlerdi hani, sertifikalı mı derler? Şu an aklıma gelmedi o kelime, neyse. Böyle kısa kollu, bunun kollarını kıvırdım. Bunu ben aslında bir beden büyük aldım, medium aldım, small alabilirdim. Bu böyle stretch bir penyesi var, bunun esniyor. Boyu biraz uzun, üzerinde böyle Heisenberg yazıyor ve Heisenberg'in şeyi var işte, sembolü. Suratı var, çizilmiş bir şekilde. Bunun boyu biraz uzun aslında ama bir şekilde giyeceğim. Bilmiyorum, bakalım. Yani small da alabilirmişim ama ben hani bol rahat giyerim diye medium aldım. Ve yine Adax'tan aldığım son parçada arkadaşlar, şu bayılarak aldığım etek. Bu eteği 15 liraya aldım. Böyle viskon, ince yazlık, dökük dökük, tril tril bir kumaşı var. Ben böyle
tiril, bakın anlayacak mısınız kumaşını? Şu dökük tiril kumaşlardan. Ben bu kumaşlara bayılıyorum. Bu tarzda kumaş ve etek ve elbise gördüğüm zaman mutlaka alasım geliyor. Bunun da hem miskon olması hoşuma gitti. Hem 15 liraydı hem de desenine bayıldım. Öyle işte dize yakın bir mesafede duruyor. Boyu öyle çok kısa da değil. Hiç de göstermiyor. Bunun desenine bayıldım. Hem tril tril hem yazlık hem de bakın deseni acayip tatlı. Üzerine siyah bluzlarla falan giymeyi düşündüm. Çok beğendim bunu gerçekten. Daha sonra Bospa'dan aldıklarıma geçelim. Bospa'dan daha önce almış olduğum ama öbür videolarda göstermeyi unuttuğum iki parçayı göstereyim. Bunları 4'er liraya aldım. Bir tanesi şu dantel, böyle içine askılıyla giyilecek kolsuz bir bluz. Ben bu tarz bol böyle salaş dantel üstleri çok seviyorum. İçlerine askılılarla çok hoş duruyor. Bu da böyle bir şeyi var. Nasıl göstereyim? Şöyle bir görünmedi ya. Çok karışık. Şöyle bir dantel üst işte. Daha sonra şu sweatshirt aldım. Yani 4 liraya dedim. Almazsan olmaz bunu Özge dedim. Bildiğiniz kalın sweatshirt yani. Bunun boyu biraz kısa, çok uzun değil. Şöyle üzerinde Çince mi Japonca mı bir şey yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Beautiful D yazan. Şöyle düz. Kolları çok uzun olmayan. Bunun da bedeni yok. Şöyle bir sweatshirt aldım. Ve son aldığım iki parça yine Bospa'dan arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini elbise giyip paylaşmıştım geçen günlerde. Instagram'da hatırlarsınız. Diğeri de bu tişört oldu. Bunları da yine 5 liraya aldım. Evet, 5'er liraya aldım. Bir tanesi şu boyu biraz kısa olan medium almışım. Şu tişört kolları şu şekilde. Şu detayları çok hoşuma gitti. Şöyle omuzlarında nokta nokta suni deri detay var. Bu da böyle bir tişört arkadaşlar, demin gösterdiğim etekle bunun boyu kısa olduğu için bunu giyebilirim diye düşündüm. Gerçi biraz bol duruyor, dar durmuyor ama bilmiyorum nasıl olur. Bir de şu elbiseyi aldım. Bunu şu an tam gösteremiyorum. Instagram'da gören arkadaşlar olmuştur yani 5 liraya bedava kaçıramazdım bu elbiseyi. Şu şekilde. Bunu da medium aldım tam. Üstüme cuk oturdu bedenime göre, şansıma. Bunu da medium aldım. Kolları şu şekilde yarım. Ön kısmında böyle düğme geliyor ve belden aşağısı da şöyle dönen etek gibi, bakın hareketli bir şekilde açılıyor. Bunu da çok beğendim. 5 liraya bedavaydı. Böyleydi arkadaşlar benim bu karışık alışverişim. Yine 23-24 dakika yapmışım videoyu ama beni biliyorsunuz artık ürünler hakkında çok konuşuyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Başka videolarda görüşmek üzere.